Bu bir deneme kaydıdır. Biz motor vlogları yapmak istiyoruz. Şu an elimizde GoPro imkanı var. Kaskımın üstünde takılı. Bu GoPro imkanıyla nasıl bir görüntü elde edeceğiz bilmiyorum. Kardo Dige intercom cihazı üstünden kayıt yapıyorum. Onun da mikrofon kalitesi vesaire nasıl bakacağız? Harici bir mikrofonum vardı ama telefonlarda 35 mm jack olmadığı için giriş yapamadım. Bir tane ona aparat kablo vardı evde. Alıp kullanmak gerekecek. Bakacağız o işe de. Burası Çekmeköy Taşdelen. Size Relay uygulamasını göstereyim. Binde video araya gireriz. Şu köşede durup başlatayım Relay'ı. Relay çok güzel bir uygulama. Senin gittiğin yolları kort diyorsun. Evet, şu an kaydediyor. Bittiğinde size şu an bu araya girip çat diye Relay'ı olacağım. Umarım beğenirsiniz. Size de faydası olur. Fotoğraf falan koyunca böyle fıt diye yanıyor. Güzel, seviyorum ben uygulamayı. Evet, umarım Ardo beni üzmüyordur şu an. Çünkü bu ses konusu çok sıkıntı bu tip kayıtlarda. Bazı YouTube'daki arkadaşları görüyorum ya da Instagram'da çok güzel kayıtlar alıyorlar. İnşallah biz de yapacağız. Burası Çekmeköy Taşdelen. Her zaman, her dakika, her an trafik var. Bir şey yapılıyor, hep bir şey oluyor. O yüzden motor bisiklet kullanmak benim için farz oldu diyebilirim. Temiz tek diş kalmış. İnce bir benzinliği arayalım. Saat 10:10. Oo, Goldwing'cik kardeş. Goldwing gidiyor ya. Polis beni alacak. ...19-402. Teşekkürler. Çok fazla motor çeviriyorlar. İyi ki de çeviriyorlar. Çünkü motorcu cinayetleri çok işleniyor. Adam alıyor kaskını, montunu. Gidiyor bir tane motor çalıyor. Hatta onu da almıyor. Kaskı, montu da çalıyor. Gidiyor bir tane motor çalıyor. Sonra gidiyor birisini öldürüyor. Çalıntı motorla. Sonra birini bir köşeye, birini bir köşeye atıyor, kayboluyor ortalık. Hiçbir resim, iz, hiçbir şey yok ortada. Bu sebepten dolayı da motorcuları sürekli çeviriyorlar. Ay, ne yaptın sen ya? Böyle bir durmak mı var? Fatih Sultan Mehmet Köprümüzü anlayalım, dalmamız da. En sevmediğim şey bu motorun yakıtı bitiyor abi. Bitmesin abi, niye bitiyor? Şimdi şöyle uğrayacağım, benzin alacağım ve en sevmediğim şey. Git içeri, öde, geri gel. İçeri, öde, geri gel. Nefret ediyorum. 2024 yılına geldi. Bitiriyoruz artık. 2025. Uzaya falan gelenler gidenler oluyor. Bir şeyler oluyor. Koptu gitti sistem yani. Abi, şu pompanın başına bir tane post cihazı koy abi. Bu markette insanlar birbirini yemesin. Çünkü yoğun bir benzinlik. Şehir yoğun. Sürekli insanlar bir yere geliyor gidiyor, bir şeyler oluyor. Herkes bu saatlerde müşteri ziyaretiydi, bilmem neydi, şu suydu, bu suydu gidiyor. O benzinlik oluyor sana eziyet. O yüzden sevmiyorum hiç benzin almayı. Şimdi bakacağız bak. Ben de inadına, buna inat. Belki birileri gider söyler diye. İnat, her seferinde soruyorum içeriden mi ödüyoruz diye, böyle gıcıklığına soruyorum. Şimdi yine soracağım içeriden mi ödüyoruz diye, evet diyecek. O da nakit mi kredi kartı mı diyecek, ben de kredi kartı diyeceğim. Ben içeriden ödüyoruz. Ben bunu ısrarla yapmaya devam edeceğim. Ne zamana kadar? Ta ki şu pompalara post cihazı gelene kadar. Dünyanın en basit şeyi artık, yani neleri nerelerde ödüyoruz. Şu pompa krizini bir türlü, nefret ediyorum ya. İçeri böyle gir kaskla. Millet orada zaten el, kol, bacak, herkes birbirini kesmeye çalışıyor. Açalım depomuzu da, iyi kolaylık olsun. Burada da ödeyebiliyor mu? Burada da ödeyebiliyor mu dedi o. Ya yok artık. Git kendimi keserim ha. Belki nakit için demiştir onu, bakacağız. Kolay gelsin. Hoş bulduk. İçeride mi ödüyoruz, burada mı? Burada mı? Ciddi mi? Başladın burada ödeme? Vay anasını ya. Gözlerimi yaşarttın benim şu an ya. Vay be, bu anı da görecektik ha. Abi ya. Ne zaman oldu bu ya? 2'yi çarpıyorum. Ha, daha yeni olmuş. Benim haberim yok. İşte budur ya. İşte budur ya. İşte budur ya. Adam bayağı buradan dedi, patlattı bizi ya. Her zamanki gibi sordum. Şok etti bizi. Dayı. Burası çok ilginç bir benzinlik. ATM desem var.
Böyle içinden bir yol daha gidiyor böyle. Gelişti gidişti. Adam dedi ki burada ödeyebilirsin. Ben geyik yapıyor zannettim. Nakit isteyecek zannettim. Yok kartı buradan çekeriz dedi ya. Vay anasını ya. Vallahi tebrik ediyorum Şeli. 3-4 hafta diyor ama ben 3-4 haftadır buradan benzin almıyor olabilirim. Karşıdan da alıyorum. Burası çok kalabalık oluyor çünkü bu eziyetten kurtulmak istediğim için. Sabırla videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki loglarda görüşmek üzere diyoruz.